Sayın seyirciler, Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon verisini yarın açıklayacak. Önemli bir gün. Dezenflasyon süreci devam edecek mi? Yıl sonu enflasyon hedefi tutar mı? Bütün bu sorulara bir cevap arıyoruz. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Filiz Er Yılmaz karşımızda. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Faruk Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar, iyi pazarlar, iyi akşamlar. Ne diyorsunuz, devam edecek mi dezenflasyon süreci? Şimdi Faruk Bey şöyle söyleyeyim, yani devam edecek fakat hızı oldukça yavaş gidecek gibi görünüyor. Şimdi yarınki enflasyon çok önemli. Neden? Çünkü Eylül ayında gelen enflasyon beklentilerin üzerinde geldi ve piyasanın moralini bozdu. Çünkü Merkez Bankası son PPK metninde dedi ki enflasyonun düşüş hızına dair riskler artmıştır dedi. Şimdi olur da ikinci ay tekrar yeniden beklentinin üzerinde bir enflasyonla karşılaşırsak açıkçası piyasanın umudu azalacak. Çünkü piyasa diyecek ki hatta çok egzajere yorumlara da sebep olabiliyor. Bu program çalışmıyor yorumlarının da artmaya başladığını görüyoruz. O açıdan yarınki enflasyon çok çok kıymetli. Şu açıdan da çok kıymetli. Şimdi Merkez Bankası'nın son sinyallerine bakalım. Diyor ki üstü kapalı söylüyor bunu tabii. Elbette risklere değiniyor ama eğer imkanım olursa, yerim olursa Aralık'ta da bir faiz indirimi gelebilir. Piyasa böyle yorumluyor Merkez Bankası'nın son adımlarını. Şimdi dolayısıyla Aralık'ta bir faiz indirimi gelebilmesi için yarın %2,5 veya onun altında bir enflasyon görüyor olmamız lazım Faruk Bey. Yani yarınki beklenti şu. Aylık %2,5, yıllık %48 bekliyor piyasa. Aylık %2,5'un üzerinde bir enflasyon piyasanın moralini bozar ve bu enflasyonun düşüş hızı istediğimiz gibi gitmeyecek noktasına evrilir. Özellikle piyasa burada şuna bakıyor. Baz etkisi kaynaklı biz Temmuz-Ağustos'ta çok güçlü düşüş görmüştük. Baz etkisi artık Eylül itibariyle devreden çıktı. Beklenti üstü geldi. Ekim'de de baz etkisi yok. Yeniden beklenti üstü gelirse programa olan inançta azalma göreceğiz. İster istemez tabii bu neyi gündeme getirecek Faruk Bey? Hı-hı. Enflasyon beklentilerini daha yukarı çekecek ve Merkez Bankası'nın işini zorlaştıracak. Zaten hali hazırda enflasyon beklentilerini yeterince düşüremiyor Merkez Bankası. Böylesi bir durumda gerek içerideki iktisadi ajanlar gerek yabancıların enflasyon düşüş hızına dair yani dezenflasyon sürecin işleyişine dair sorgulamaları daha da artar açıkçası. Anladım. Hocam ben bu işi biraz kilo vermeye çalışan insanların ödem atmasına benzetiyorum. Yani önce biraz hızlı ödem atılıyor. Kilo vermek için sanki bu işi çözüyorum hissine kapılıyorsun ilk 5-10 gün. Ondan sonra esas yağ yakmaya başlayınca yavaş yavaş ilerliyor. Sanki enflasyonu normale çekmek, normal seyrine indirmek, aşağıya indirmek de böyle bir süreç gibi. Sanırım bütün bunları tek tek yaşayarak atlatacağız. Sizin tahmininizi merak ediyorum. Sizce program işlemiyor hissi oluşur mu piyasada? Faruk Bey şöyle rakama bakın, bağlı diyorsunuz ama yine de sizin görüşünüz nedir? Oluşur Faruk Bey. Bakın Cuma günü İstanbul enflasyonu geldi. İstanbul enflasyonu TÜİK için öncü göstergedir ve TÜİK'le evet, korelasyonu evet, yüksektir. Dönem dönem bu korelasyon azalabilir ama son dönemde TÜİK'e yani özellikle yeni ekonomi yönetimi döneminde yani geçtiğimiz Mayıs'tan bu yana daha güçlü bir önceki Mayıs'tan bu yana daha güçlü olduğuna dair bir kanı var. Şimdi beklenti üstü geldi bakın gelen rakam %3,6. Bakın size Ekim ortalamasını söyleyeyim. 2005'ten bu yana Ekim ortalaması aylık %2,2. 2018'den bu yana ortalama alırsanız 2,7. 2020'den bu yana alırsanız 2,9. Gelen rakam kaç İstanbul enflasyonu %3,6. Şimdi dolayısıyla yarın biz beklentiye paralel diyoruz. 2,5 geliyor olsa bile biz hala tarihi ortalamaların üzerinde olacağız. O nedenle yarın olur da beklentinin üzerine bir enflasyon görürsek bu dediğim gibi program çalışmıyor ya da program yeterli değil algısını güçlendirebilir. Yani burada şu tartışılıyor aslında Faruk Bey. Şimdi soru şu, enflasyonun düşüş hızında bir yavaşlama var mı var? İstediğimiz gibi gidiyor mu gitmiyor? Elbette ki düşüyor. Fakat bunu Merkez Bankası kendisi de çok dürüst bir şekilde söylüyor. O zaman şunu tartışalım. Neden güçlü adımlar atılmış olmasına rağmen biz enflasyonu düşüremiyoruz? Bakın para politikasının hakkını teslim edelim. Yani üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Belki orada şu olabilir. Geçen sene ilk ekonomi yönetimi göreve geldiğinde, Merkez Bankası yetkilileri göreve geldiğinde belki ilk 1-2 ay daha hızlı gelebilirler. Yani %8-8,5 bandından 50'lere gelen enflasyonda daha hızlı gelebilirdik. Ama buna rağmen para politikası üstüne düşeni fazlasıyla yaptı ve yapmaya devam ediyor. Fakat enflasyon beklentilerini ve istediği çıktıları alamıyor Faruk Bey. Bence ilk olarak bunu tartışmamız lazım. Bunun sebebi ne? Bunun birinci sebebi şu. Benim görebildiğim kadarıyla şu var. Geçmişte merkez bankaları başarılı olamamıştı.
yine başarılı olamayacak algısı var. Yani kredibilite açığıyla başladı Merkez Bankası. Elbette bu kredibilite açığı azaldı ama hala azalmış durumda değil. Bu nedenle enflasyon beklentilerini düşüremiyor Merkez Bankası. İkinci temel unsur, bakın vatandaşa indiğiniz zaman TÜİK'e olan güvenin çok az olduğunu görüyorsunuz. O nedenle bence ekonomi yönetimi tarafında TÜİK'e olan güveni artıracak adımların olması enflasyonla başarıda da bence etkili olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla şunu diyorlar, liyakati yüksek insanlar var şu an. Merkez Bankası başkanından tutun başkan yardımcılarına kadar. Evet. Fakat TÜİK'e olan güvenin yeterli olmaması burada bir diğer etken gibi görülüyor. Bir diğer etken şu, benim en azından görebildiğim kadarıyla bazı noktalarda özellikle hizmet enflasyonunda katılık var. Özellikle kiralar tarafında. Son dönemde biliyorsunuz %25 bir üst sınır vardı. Üst sınır kaldırıldıktan sonra %63'ler bandında ki onun çok daha üzerinde yapıldığını görüyoruz. %100, %150'lere kadar varan kira artışları var. Bu da bir miktar olumsuz etkiledi. Şimdi birinci ayak bu. Enflasyon niye hızlı düşmüyor? İkinci ayak maliye politikası maalesef yerel seçimler ekonomi yönetimi için bir dezavantaj oluşturduğu kanaatindeyim. Maliye politikasında enflasyonu düşürmeye yönelik adımların yerel seçimlerden sonra daha belirginleştiğini gördüm. Ama piyasa hala ikna olabilmiş değil o durumda. Yani maliye politikasının para politikasına yeteri kadar destek olmadığını düşünüyor. Hatta IMF'in son raporunda 2024 yılında maliye politikasının genişlemeci olduğuna dair bir ibare olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orada da maliye politikasının daha fazla para politikasına destek olması gerektiği yönünde bir inanış var. Bir diğer etmen bu. Genel olarak baktığımızda haliyle bir de şu var tabii. Yani dünyanın her yerinde enflasyonla mücadelede belirli düzeyde sorun var. Bakın Amerika'da son gelen iki enflasyon çok hızlı. Son 40 yılın en sert politikalarını uyguladılar. Hala istedikleri noktada değiller. Avrupa'ya bakıyoruz. İstedikleri noktalarda değiller. Tabii onların başladığı mücadele %9'lar bandı. Biz kaçta başladık? %85,5'ta. Dolayısıyla bunu da hesaba katmak lazım. Doğru, doğru. Çünkü bunları hesaba kattığımızda istediğimiz gibi gitmiyor. Ama şunu söyleyeyim, sene sonu beklentim benim %44. Yani Merkez Bankası'nın üst bandı 42, onun 1-2 puan üstünde %44 ile kapatma ihtimalimiz var. Bence Faruk Bey, bence biz 2024'ü çok fena kapatmayacağız. Yani göreli olarak piyasa Merkez Bankası'nı başarılı addedecek. Fakat 2025'te bir ayrışma var. 2025'te Merkez Bankası %14, OVP %17,5 diyor. Fakat piyasa beklentisi minimum %25. Arada ciddi bir makas var. İşte bu kimin dediği olacak? Yani Merkez Bankası OVP'nin dediğim ki çok zor görünüyor. Ben de böyle düşünüyorum. Yani her şey çok yolunda gitse bile, 2025'te her şey mükemmel gitse bile %20'nin altı çok imkanlı bir görünmüyor. Şimdi 8 Kasım'da Cuma günü Merkez Bankası'nın son enflasyon raporu var. Gözümüz 2025 yıl sonu hedefinde olacak. Merkez Bankası acaba orayı bir miktar yukarı çekecek mi? Çekersin şaşırtıcı olmaz, uygun da olur. Çünkü OVP yukarı çekti %17,5'a. Dolayısıyla gerçekçi olma adına bakın ki gerçekçi olan bakın hakkını teslim edelim Merkez Bankası ve yöneticilerinin. Orada bir yukarı revizyon gelirse şaşırtıcı olmaz. Anladım. Gelmezse de şunu yapmaya çalışacak. Bakın ben hedefimde çok iddialıyım. Dolayısıyla iddialı olmayan Merkez Bankası aslında havlu atan bir Merkez Bankası'dır. Havluyu atmayacağım. Sizin beklentilerinizi tıpkı 2024'te olduğu gibi benim beklentime yaklaştıracağım duruşunu sergileyecektir. 8 Kasım çok çok önemli. Hem yarın hem 8 Kasım piyasa dikkatle takip edecek bu iki gelişmeyi. Peki, 2 dakika var ve son bir soru. Bütün bunlar bu şekilde ilerlerken, yani enflasyondaki beklenen düşüş bir türlü tam olarak gerçekleştirilemezken, kredi derecelendirme kuruluşları nasıl oluyor da hem de üçü birden Türkiye'nin notunu artırıyor. Bunu nasıl izah ediyorsunuz? Faruk Bey, ilk olarak şununla başlayalım. Türkiye hak ettiği yerde değil kredi notunda. Bizim en az bir kademe veya iki kademe daha yukarıda olmamız lazım. Neye göre? En başat itibariyle CDS'e bakarsak bir kere bir. İki, atılan doğru adımlar var. Bakın ekonomi yönetimi tamam eleştiriyoruz ama para Tabii. politikası konusunda atılan doğru adımlar var. Kesinlikle. Bu doğru adımlar nedeniyle verilmesi lazım. Fakat kredi notunu durağında tuttu. Ne dedi S&P? Dedi ki, şimdi asıl zorlu sürece girdiniz. Enflasyonda bundan sonra kalıcılık olabilir diyor hizmet enflasyonunda. O nedenle gözüm orada olacak. Bu zorlu süreçte bakın görevden alınma olmayacak. Politikalardan geri dönme yok. Fakat hakkıyla uygulayabilecek misiniz bakalım? Orayı takip edeceğiz diyorlar. O Anladım. nedenle enflasyon bundan sonra zor düşebilir. Düşürürseniz kredi not artışı gelir ama düşüremezseniz sonuçlar da benim için kıymetli adımlar kadar. Onun için bekle gör aşamasındayım diyor. Dolayısıyla aslında Peki. tabiri caizse hani bunlar bizim hak ettiğimiz notlar. Peki. Peki. Hocam bu arada ekranda doçent doktor yazıyor. Bir yanlış telaffuz, ben profesör doktor diye anons ettim. Çünkü ünvanlar önemli. Bunlar için çok büyük emekler veriyorsunuz. Şu an ekranda yazan doğru mudur?
Evet, doğru olan bu Faruk Bey. Peki. Doçentim. Umarız sizi profesör olarak da anons ederim. Çok çok İnşallah, teşekkürler. inşallah. Sağ olun. Bursa'ya selamlar, güzel Bursa'ya iyi akşamlar. Çok teşekkür Ben ediyorum teşekkür ederim. güzel dilekleriniz için. Sağ İyi olun. yayınlar. Sağ olun efendim. Sağ olun.